Arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Merhabalar. Merhaba hepinize iyi akşamlar. Sesimi duyabiliyor musunuz? Sesim net midir? İyi akşamlar, iyi akşamlar. Herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Merhabalar, merhabalar. Evet, hem soru çözümü olacak hem de konu anlatımı ikisi beraber. <laughs> evet, sesim net, gayet net. Teşekkür ediyorum arkadaşlar, sağ olun. Ben iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Herkes iyidir umarım. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Herkese selamlar. Ee, şimdi arkadaşlar, biz... Eyvallah teşekkür ediyorum arkadaşlar çok sağ olun ee, böyle birkaç e, yayın yapamadım biz birazcık erken başladık biliyorsunuz arkadaşlar ee, Osmanlı'nın yükselme dönemine kadar geldik Osmanlı'nın yükselme dönemine kadar geldik şimdi e, geriden gelen arkadaşlarımız var şöyle yapacağız arkadaşlar bu akşam Osmanlı'nın yükselme dönemini şöyle bir özetleyeceğiz yine bir şöyle bir yaklaşık 25-30 dakikalık belki o kadar da sürmez bilmiyorum bir konu çalışması yapacağız. Bir yarım saatlik bir konu çalışması yapacağız. Yani yükselme dönemini şöyle bir özetleyeceğiz arkadaşlar beraber notlarımız üzerinden önemli yerlerini göstereceğim. Buna bakacağız. Ondan sonra da hemen yükselme ile ilgili sorular çözeceğiz beraber verdiğimiz şeyleri pekiştirmeye çalışacağız arkadaşlar benim mantığım şu şekilde çalışıyor siz de o şekilde yaparsanız problem olmaz diye düşünüyorum bakın çok az arkadaşlar çok az konu çalışması bol soru bu işin tek yöntemi bu bakın şimdi yükselme dönemine beraber yarım saat bakacağız ama karşımıza gelen neredeyse bütün soruları bu not üzerinden çözebileceğiz. O yüzden arkadaşlar e, mantığımız tarih çalışırken lütfen hep bu yönde olsun. Çok az konu çalışalım. Çok az konu çalışalım. Çok fazla soru çözelim. Tamam Bu şekilde ilerleyelim. Soruları e, farklı yayınlardan çözeceğim Yasin. Tamam Yani... Şimdi şöyle söyleyeyim. Soru bankası üzerinden değil de arkadaşlar bir ünitenin bizim için evet bu ünite artık oldu diyebilmemiz için yani minimum 300 tane soru çözmemiz lazım. Minimum 300 tane. Tamam. Şimdi e, isterseniz yükselme dönemini şöyle beraber bir özet geçelim. Kendi notlarım üzerinden önemli yerleri ben şöyle bir çizeyim. Siz de ister ekran görüntüsü alın. İsterseniz... E, notu indirin notu ücretsiz indirebiliyorsunuz zaten biliyorsunuz benim notları. Ee, istediğiniz yerden bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi hemen bakın yarım saatlik bir çalışma yapacağız arkadaşlar ve bir yayından soru çözeceğiz. Göreceksiniz neredeyse bütün soruları o yarım saatlik çalışmayla yapabiliyoruz. O yüzden çok derinlemesine konu çalışmanıza gerek yok. İnanın bana. Tamam. Şimdi şöyle konuyu yükselmeyi gelin beraber bir şöyle çerçevesini çizelim. Yükselmedeki padişahlara beraber bakalım. Ondan sonra da yaklaşık böyle bir 40-50 soru çözelim. Ee, ve yükselmenin defterine dürelim arkadaşlar. Çıkmış sorusuna da bakarız. Bu sene ne yapılmış. Yorumları birazdan kapatacağım. Yorumları birazdan derse başlayınca kapatacağım zaten. Tamam. Peki. O zaman dersimize başlıyoruz. Yükselme dönemi... Ile. Tamam. Önce bir yarım saatlik e, konu çalışma süremiz olacak arkadaşlar. Akabinde hemen soru çözümüne geçeceğiz. Hemen akabinde soru çözeceğiz. Şöyle ekranımızı çevirelim. Yorum yapmayı birazdan kapatacağım. Yorumları birazdan kapatacağım. Önce şu telefonun işini bir ayarlayalım tam netlik sağlayalım. Evet. Notlarımız şu anda okunur düzeyde mi? Notlar okunur düzeyde mi? Notları okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? Gayet güzel ekran okunuyor. Tamam o zaman yorum yapmayı kapatıyorum ve Fatih Sultan Mehmet'le dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Eğer bir problem olursa arkadaşlar mesaj olarak yazarsanız görürüm. Şimdi yükselme dönemi dediğimiz dönem Fatih Sultan Mehmet ile başlıyor arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet ünvan sorularında karşımıza çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi Kayseri Rum ünvanını kullanmış arkadaşlar kendisi. Aynı zamanda Alparslan'ın kullandığı Ebul Feth ünvanını da kullanmış. Ve aynı zamanda Avni Mahlası'nı da kullanıyor. Şimdi İstanbul Fethi ile beraber Rumeli Hisarı Fatih'in yaptırdığı bir şey biliyorsunuz Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. Ve bakın şununla ilgili sorular gelir. Ortodoks Kilisesi'ni himaye altına almış. Bunun amacı ne diye arkadaşlar çok fazla sorulur. Fatih Ortodoksları niye himaye altına alıyor? Çünkü Hristiyan dünyasının birleşmesini istemiyor. Yani Katoliklerle Ortodoksları Birbirinden ayırmaya çalışıyor Fatih. Avrupa'dakiler Katolik arkadaşlar. Bizans Ortodoks o yüzden Ortodoks kilisesini himaye altına alarak e, Hristiyan dünyasının birleşmesini engellemek istemiş. Osmanlı'nın hoşgörüsünü göstermek istemiş. Katoliklere karşı Ortodoks desteğini almak istemiş Fatih. Arkadaşlar çok fazla portresini yapan padişah yok bu yaptıran padişah yok. Fatih Sultan Mehmet İtalyan ressam Bellini'ye Bellini'ye göster e, portresini yaptırmış. Bir de bakın bu portresinin dışında bir de gül koklayan Fatih portresi var. Gül koklayan Fatih portresi ya da müsadere deyince aklınıza ben geleyim. Yani Sinan Paşa'ya yaptırmış bunu. Normal portresini Bellini'ye yaptırmış. Ama gül koklayan Fatih portresini Sinan Paşa'ya yaptırmış. Venedik ve Cenevizlere ticari imtiyaz vermiş. Topkapı Sarayı, Osmanlıya en uzun süre merkezlik yapan saraydır arkadaşlar ve kesinlikle Batı etkisinin olmadığı saraydır. Tamam, Osmanlıya en uzun süre merkezlik yapan saray, Osmanlıya en uzun süre merkezlik yapan saray, şu Topkapı Sarayı dediğimiz saray. Tamam. Şurada bir şey var bakın, Kanunname i Ali Osman. Kanunname-i Ali Osman, Osmanlı'nın ilk yazılı kanunlarıdır arkadaşlar ve padişahın otoritesini artırmaya yöneliktir. Kanunname-i Ali Osman, Osmanlı'nın ilk yazılı kanunlarıdır ve e, padişahın otoritesini artırır, unutmayalım. Kanunname-i Ali Osman ile cülüs, hani şu tahta geçiş töreni var ya, cülüs kardeş katli, müsadere yani el koyma ve sancak sistemi yasal hale gelmiştir. Tekrar ediyorum arkadaşlar. ile yasal hale gelen şeyler cülüs, kardeş katli, müsaadere ve sancak sistemini yasal hale getirmiş. Müsaadere el koyma demektir. Cülüs tahta geçiş töreni demektir arkadaşlar. Tahta geçiş töreni. Verasette değişiklik yapıyor. İlk değil tabii bu. Birinci Murat ilkini yapmıştı. Birinci Murat demişti ki devlet padişah ve oğullarınındır demişler. arkadaşlar. Birinci Murat devlet padişah ve oğullarınındır demişti. Ama Fatih diyor ki devlet sadece padişahındır. Onun dışında sahne seman medreselerini açtırmış. Sikgeyi hasene yani altın paralar bastırıyor. İlk müsaadele de Çandarlı Halil Çandarlı ailesine uygulanmış. Şimdi arkadaşlar bu bilgilerin dışında bir de yaptığı fetihlerle alakalı olarak çok küçük bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Bakın şunu yapmayın tek tek işte Taşöz, Eğri, Bozlimli, Sema Direk, İşkotra, Midilli, Mora, Zenta, Ayamavra. Bakın burada önemli bir yer yok arkadaşlar. Burada bir tane önemli bir yer var şu Mora. Bunları tek tek ezberlemeye çalışmayın sorulmaz işte. Limni Fatih mi? Semadire Fatih mi? Fethetti diye. Bunları ezberlemeye çalışmayın. Önemli olsa önemli derim zaten. Mora önemli. Neden olduğunu birazdan söyleyeceğim zaten. Balkanlarda bakın Arnavutluk, Bosna Hersek, Belgrad hariç. Bakın burada Fatih'in aldığı yerlerden ziyade alamadığı yerler önemli. Belgrad'ı alamamış bakın. Belgrad Fatih'in aldığı yerlerden biri değil. Anadolu'ya geçmiş Karamanoğullarından Konya'yı almış, Cenevizlerden Amasra'yı almış, Candaroğullarından Sinop'u almış, Trabzon'un İmparatorluğuna son vermiş, bir de Akkoyunlularla Otluk Beli Savaşı yapmış. Bunun dışında Gedik Ahmet Paşa önderliğinde Kırım alınıyor ve Karadeniz Türk Gölü haline geliyor. Bakın bu önemli işte Kırım'ı alıp Karadeniz'i Türk Gölü haline getirmesi önemli Fatih'in. Bu önemli. Bakın şurada kuşatıp alamadığı yerler. Karada Belgrad, denizlerde Rodos. Tamam? Karada Belgrad, denizlerde Rodos'u alamamış. Buna dikkat etmemiz lazım. Burası önemli. Onun dışında arkadaşlar, Fatih İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul'u yöneten hanedan iki kola ayrılıyor. Bir kısmı Mora'ya, bir kısmı da Trabzon Rum İmparatorluğu'na soryor. Ama Fatih buraları da alıyor. Fatih buraları da alınca Bizans'ın dirilme umudu kalmıyor. Bakın bunu da sorarlar. Nerelerin alınmasıyla Bizans'ın dirilme umudu kalmamıştır? Mora'nın ve Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesiyle Bizans'ın artık dirilme umudu kalmamıştır. Bakın lütfen Kırım'a dikkat edelim. Mora'yla Trabzon Rum İmparatorluğu'na dikkat edelim. Alınmayan yerler Belgrad, Rodos'a dikkat edelim. Ak koyunlarla yaptığı Otluk Beli Savaşı'na dikkat edelim. Bunlar karşımıza çıkar. Onun dışında tek tek öğrenmemize gerek yok. Fatih'in son seferi ise İtalya seferi yani Otranto seferi oluyor. Otranto seferinde zaten Fatih hayatını kaybediyor. Bu kadar. Fatih ile ilgili bu bilgileri bilmemiz bize Fatih ile ilgili soruları çözdürür arkadaşlar. Biraz sonra da zaten göreceksiniz. Tamam Bakın kaç dakika sürdü? 10 dakika sürmedi bile. Şimdi hemen ikinci Beyazıt'a geçtim. Arkadaşlar ikinci Beyazıt'ta Cem Sultan olayı var. Mutlaka bilinmeli. Cem Sultan kimlere sığınmış? Karamanoğlu, Memlük, Papa, Rodos Şövalyesi. Bakın bu net soru olarak karşıma gelebilir. İkinci Beyazıt'la ilgili sorulabilecek en net soru Cem Sultan sorusudur arkadaşlar. Kimlere sığındığını iyi bilmemiz gerekiyor. Karamanoğullarına sığındı, Memlüklere sığındı, Papa'ya sığındı ve Rodos şövalyelerine sığındı deriz. Tamam. Şimdi bu bir iç meseleyken dış sorun haline geldi. Unutmayın Osmanlı'da böyle çok az şey vardır. Bu Cem Sultan meselesi yüzünden fetih yapılamadı. O yüzden yükselme içinde duraklama yaşandı diyorum. Karamanoğullarına son verdiği önemli. Bakın Çoğu beyliğe kim son verdi önemli değil ama Karamanoğullarına kim son verdi önemlidir. Çünkü Karamanoğulları kendilerini Anadolu Selçuklu'nun varisi yani mirasçısı olarak görüyorlardı. O yüzden Karamanoğullarına kim son verdi? İkinci Beyazıt son verdi. Onun dışında arkadaşlar şu İspanya'daki İspanya'da zulme uğrayan sefaret Yahudilerine Kemal Reis önderliğinde ee, ...yardım gönderiliyor... ...bunu sorabilirler... ...bu önemli... ...onun dışında arkadaşlar... ...şah kul ayaklanması... ...bir şia ayaklanmasıdır... ...bir şii ayaklanması... ...mezhep isyanı, ...belki karşımıza çıkabilir... ...sonra da oğluyla giriştiği... ...Yavuz'la... ...Şehzade Yavuz'la giriştiği... ...karıştıran savaşını kazanıyor... ...fakat Yeniçeri Yavuz'u istediği için... ...tahtı terk ediyor... Arkadaşlar ikinci beyazı çalışırken Cem Sultan'a bileceksiniz. Cem Sultan'la ilgili olayları. İspanya'daki sefaret Yahudilerini bileceksiniz. Şah kulu ayaklanmasını bileceksiniz. Bunlara dikkat edeceksiniz. Bu kadar. Bakın çok kısa kısa gidiyoruz. Böyle yaparsanız arkadaşlar tarih zulüm olmaktan çıkar. Öteki türlü tarihin üst yani çıkamazsınız işin içinde. Her şeyi öğrenmek zorunda değilsiniz yazılan her şeyi öğreneceğiz diye bir şey yok. Yavuz mesela. Arkadaşlar Yavuz Sultan Selim ile ilgili. 8 yıla 80 yıl sığdırıyor. Bunu zaten duymuşsunuzdur. Onun dışında bakın. Çaldıran savaşıyla Safevileri ortadan kaldıracak. Yani Şia tehlikesini uzaklaştıracak. Çok önemli bir şey değil. Şu önemli. Dul Kadiroğulları ile yaptığı Dağ Savaşı önemli. Çünkü Dulkadir sonra Anadolu'da beylik kalmıyor. O yüzden Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak yani tamamen sağlanmış deriz. Daha sonra 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye savaşlarıyla Memlükleri ortadan kaldırıyor. Halifeliği Osmanlı'ya geçiyor. Bakın bu önemli. Yavuz'un sorulabilecek tek olayı diyebilirim ki soruldu arkadaşlar. Bir daha Yavuz sorusu gelir mi bilmiyorum. Halifelik Osmanlı'ya geçiyor. Kutsal emanetler İstanbul'a getiriliyor. Baharat yolu denetime alınıyor. Hazineyi ağzına kadar dolduruyor arkadaşlar. O yüzden şu söz bazen çıkar karşımıza. Hazineyi Hümayun'u benden fazla kim doldurursa hazine onun adıyla mühürlensin diye. Onun dışında bir de e, Anadolu'da Bozoklu Celal isyanı diye bir isyan yaşanacak Yavuz döneminde. Bakın bu sorulmadı. Bu isyan daha sonra Anadolu'da çıkan tüm isyanlara isim babalığı yapacak. Biz tüm isyanlara Celali isyanı diyeceğiz. Arkadaşlar Yavuz çalışıyorsanız Mercidabık, Ridaniye savaşlarına dikkat edeceğiz tamam mı? Özellikle Ridaniye'ye. Mercidabık'ta bir şey yok zaten. Ridaniye Yavuz'un Mısır seferidir çünkü. Buna dikkat edeceğiz. Onun dışında Bozoklu Celal sorulmadı. Ona dikkat edeceğiz. Onun dışında bir de şurada Turna Dağ Savaşı var ya Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlandı. Sınavda daha çok böyle iyi şeyler sorulur arkadaşlar. Yani olumsuz kaybettiğimiz şeyler genelde çok tercih edilmiyor. Ama sorulmaz da demiyorum tabii. Hemen kanuniye geçtim. Arkadaşlar yükselmenin en önemli adamları Fatih ve Kanuni çıkmış sorulara bakın. Fatih Kanuni, Fatih Kanuni öyle gider. Şimdi Kanuni Muhteşem lakabıyla bilinir ve Muhibbi ünvanını kullanır. 46 yıl ile en uzun süre tahtta kalan padişahtır. Kanuni döneminde çıkan isyanlar. İsyanlar devleti geriletir. Yani bek yaptırır unutmayın bek. Yani Baba Zülnün, Ahmet Paşa, Canberdi Gazali, Kalenderoğlu. Baba Zünnün, Ahmet Paşa, Canberdi Gazali... Ve Kalenderoğlu adında dört tane isyan çıkıyor. Şimdi biz bu kanuniye diyoruz ki Fatih'in tamamlayıcısı. Niye? Belgrad'ı aldı. Belgrad'ı alıyor bakın Fatih'i tamamladı. Belgrad'ı alınca artık Macaristan'ın fethi farz oldu. Mohaç Meydan Savaşı'yla Macaristan'ın tamamını aldı. Viyana'yı kuşat da alamadı. Ama Almanya Seferi sonucunda İstanbul Anlaşması diğer ismiyle İbrahim Paşa Anlaşması diye bir anlaşma. Bakın bu da sorulur çünkü övüyoruz ya kendimizi güzel bir şey ya o da arkadaşlar sorulma ihtimali vardır. İstanbul Anlaşması Avusturya Arşidükü yani onların liderleri Osmanlı'nın sadrazamına yani ikinci adamına denk sayılmıştır. Yani onların birinci adamı bizim ikinci adama denk sayılıyor arkadaşlar. İstanbul Anlaşması da karşımıza çıkar. Onun dışında Kuzey Afrika'da arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz. Kuzey Afrika'da. Şimdi Kuzey Afrika'nın şurasında Akdeniz'in karşı kıyıları Mısır var. Mısır'ı zaten Yavuz aldı. Şurada Fas var. Fas. Şurada Fas. Cezayir. Tunus. Trablus diye gidiyor. Tamam mı? Şimdi bakın Mısır zaten alamaz. Fas, Cezayir, Tunus, Trablus'tan artı eksi artı eksi yapacaksınız. 11'e bölünebilme kuralı gibi. Trablus alındı, Tunus alınamadı. Cezayir alındı, Fas alınamadı. Bu kadar. Kuzey Afrika fetihleri denildi mi? Tekrar ediyorum. Trablus alındı, Tunus alınamadı. Cezayir alındı, Fas alınamadı. Burada Cezayir'in Osmanlı'ya katılması önemli. Çünkü Cezayir Osmanlı'ya katılınca Barbaros Hayrettin Paşa da Osmanlı'ya dahil oluyor arkadaşlar. Doğu'da arkadaşlar seferi sorulacağını düşünmüyorum. Nahçıvan ve Irakeyn seferi diye sefer yapılıyor. Bu sorulmaz ama İran ile yapılan ilk anlaşma sorulabilir. Amasya anlaşmasıdır arkadaşlar. 1555 Amasya anlaşması önemlidir. Yanına yıldız koyuyorum. Amasya anlaşması önemli. Ve Kanuni Bağdat'ı aldığı için kendisine Bağdat Fatih'i deniliyor. Denizlerde bakın yine Fatih'i tamamlamış. Rodos'u alıyor. Rodos'u alıyor. Onun dışında Malta'yı kuşatta alamadı arkadaşlar. Sakıza sefer düzenledi. Onun dışında bakın Piyale Paşa komutasında Cerbe Deniz Savaşı. Kuzey Afrika'nın güvenliğini sağlıyor Cerbe Deniz savaşıyla. Preveze Deniz Savaşı yapılıyor. Önemli. Çünkü Akdeniz Türk Gölü oluyor. Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz Türk Gölü oluyor. Ve Preveze Deniz Savaşı'nın kazanıldığı gün olan 28 Eylül günü donanma günü olarak kutlanmakta arkadaşlar. Hint Deniz Seferlerinde şu Portekizlileri gördüğünüzde hemen Hint Deniz Seferlerini işaretleyeceksiniz. Bu Portekizlerin bizim karşımıza çıktığı başka yer yok arkadaşlar Osmanlı'da. Soru içinde Portekiz geçiyorsa bu diyeceksiniz ki ha Hint deniz seferleri sorusu geliyor. Tamam o kadar. Bir de şu katılan denizciler. Piri Reis, Adım Süleyman Paşa, Murat Reis, Seyda Ali Reis. Bakın bu da sorulabilir. Buraya Barbaros Hayrettin'i de verir. Tamam mı? Yıldızlıyoruz burayı da. Barbaros Hayrettin'i de verir. Der ki işte Hint deniz seferlerine katılmayan denizci kimdir der. O yüzden şu katılan denizcileri bilelim. Arkadaşlar Kanuni'den sonra Sokullu Mehmet Paşa geliyor. Üç padişaha sadrazamlık yapmış. Kanuni'nin son yılları, ikinci Selim ve üçüncü Murat dönemleri. Burada arkadaşlar sorulabilecek tek soru var şu. Kıbrıs'ın fethinin sonuçları. Biz Kıbrıs'ı alıyoruz. Biz Kıbrıs'ı alınca onlar da bizim İnebahtı'da donanmamızı yakıyorlar. Tamam mı? Biz Kıbrıs'ı alıyoruz. Biz Kıbrıs'ı alınca onlar da bizim İnebahtı'da donanmamızın ilkini birincisini yakmışlar. Tamam. Hatta Sokullu Mehmet diyor ki biz Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Siz donanmamızı yakarak bizim sakalımızı kestiniz sözünü de burada söylemiş. Sokullu Mehmet ile ilgili başkaca da bir şey karşınıza çıkmayacak arkadaşlar. Projeler var ama bunları size harita üzerinden anlatmayı istiyorum. O yüzden şimdi buna girmeyeceğim. Arkadaşlar yayına başlayalı 23 dakika oldu. Şimdi biz e, 23 dakikanın 3 dakikasını konuştuk. 20 dakikalık bir çalışma yaptık. 20 dakikalık çalışmayla bu söylediğim şuralar önemlidir. Şuralara dikkat edelim dediğimiz şeyle şimdi soru çözelim. Şimdi soru çözelim. <laughs> Bakalım ne kadar soruya cevap verebiliyoruz. Ne kadar eksiyiz ya da yeterli mi? Beraber karar verelim arkadaşlar. Hemen şuradan soruları açayım. Beraber yükselme dönemi sorusu çözelim. Hemen açıyorum. Nereye geldik? Kuruluştayız. Kuruluş. Şimdi yine konuları özetliye özetliye gideceğim zaten. Yükselme. Ha, Şöyle yapalım. Evet. Geldik sorulara. <laughs> Bak. Fatih demiş. İstanbul'un fethinden sonra Ortodoks Kilisesi'ni himaye altına alırken Ermeni Kilisesi'nin teşkilatlanmasına da olanak sağlamış. Fatih bunu niye yapıyordu? Arkadaşlar savunulamazı soruyor dikkat edin. Savunulamazı soruyor. Fatih bunu niye yapıyordu? Fatih bunu Katoliklere karşı bir güç olsun diye yapıyordu değil mi? Ortodoksları destekliyordu ki ilk baş söylediğimiz şeyi düşünün ve aynı zamanda Katoliklerle Hristiyan Katoliklerle e, Ortodoksların birleşmesini önlemek istiyordu. Yani Fatih'in Ortodoks Kilisesini himaye altına alması ve Ermeni Kilisesinin teşkilatlanmasını olanak sağlamasındaki amaç Katoliklere karşı bir güç oluşturmadır ve Hristiyan dünyasının mezhep olarak birleşmesini önlemektir. Fatih dinsel farklılıkları ortadan kaldırma gibi bir olayı yok arkadaşlar. Savunulamaz demiş. Bakın konuya başladığımız ilk şey birinci soruda zaten sorulmuş. Demiş ki Gedik Ahmet Paşa komutasında aşağıdaki yerlerden hangisinin ele geçirmesi Karadeniz'i bir Türk gölü yapmıştır. Nere demiştik? Kırım demiştik değil mi? Kırım'ın alınması önemliydi. Kırım alınınca bakın Kırım alınınca Karadeniz Türk Gölü. Hangisi 2. Beyazıt dönemi gelişmelerinden değildir diye sorulmuş arkadaşlar. Cem Sultan olayı 2. Beyazıt dönemi. İspanya'daki Yahudilere yardım etmek söylemiştim zaten. Şahkulu isyanı bir Şii isyanı. Kili Akkerman kaleleri ele geçiriliyor. Ve Kırım ile kara bağlantısı sağlanır buraların alınmasıyla. Bu da onun döneminde. Dul Kadiroğlu beyliğine son verilmesi. Buna da dikkat edin demiştim ama kim döneminde? Yavuz Selim Sult Yavuz Sultan Selim döneminde değil mi? Yavuz Sultan Selim döneminde demiştik. Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanacak demiştik bununla beraber. Bu Yavuz döneminde. Geçtim. Boğaz Kesen, Rumeli Hisarı, Yine Fatih ile ilgili notumuzda hemen söylemiştik. Hemen 2. Mehmet'i işaretledim gördüğünüz gibi. 5. soruya bakıyorum. Demiş ki Osmanlı Devleti'nde müsaadele sancak cülüs başı gibi uygulamalarla nizam-ı alem için kardeş katlini yasallaştıran Kanunname-i Ali Osman önemli olduğunu söylemiştik. Fatih Sultan Mehmet. Demiş ki Osmanlı Devleti'nde Barbaros Halettin Paşa'nın vefatından sonra gerileyen Akdeniz'deki gücü Kaptanı Derya Piyale Paşa. Bak Piyale Paşa komutasında ne yapmıştık? Cerbe Deniz Savaşı demiştik Kanuni döneminde. Değil mi? Cerbe Deniz Savaşı. Direkt Piyale Paşa komutasında Cerbe Deniz Savaşı ile Kuzey Afrika güvenliğini sağladığımızı söylemiştik. Bakın tıkır tıkır çözülüyor sorular. İkinci Beyazıt dönemi demiş. Şialık demiş. Ne diyeceğiz? Şahkulu bitti. Şunlar kanuni dönemi. Baba Zünn'ün, Bozoklu Celal, Kalenderoğlu, Şeyh Petrettin, daha önce zaten yapılan Şahkulu değil mi? Şia'yı gördüğümüz Şahkulu'yu işaretledim. Ne demiş? Bozoklu Celal. Celali isyanları. Kim dönemi demiştik? <laughs> Yavuz Sultan Selim dönemi demiştik hatırlarsanız. Bakın tıkır tıkır 20 dakikalık çalışmada şu anda soruların içerisinde ya hocam şunu da dememiştin ki diyeceğiniz bir şey çıkmadı karşımıza da. Ne demiş? Kanuni döneminde ortaya çıkan demiş Memlüklü devletin yeniden canlandırmayı hedeflemiştir. Şimdi isyanlarımız neydi bizim? Beytti. Baba Zünnül, Ahmet Paşa, Canberdi Gazali. Şimdi şu Baba Zünnül arkadaşlar bu Anadolu'da çıkıyor zaten. Bu Anadolu'da toprak yüzünden çıkıyor. Şimdi ikiyi bir eleyelim. İki bir gitsin. Memlük devletini diyor ya. Memlük devletini yeniden dediği için Mısır'da olması lazım. Memlükler Mısır'da ya. İki bir gitti. Şimdi Ahmet Paşa. Ahmet Paşa normalde sadrazam olacakken bunun yerine Pargalı İbrahim Paşa sadrazam olmuş. Bu da Mısır valisi olmuş bak Mısırla alakalı. Mısır valisi. Cemberdi Gazali de zaten eski bir Memlük komutanıydı arkadaşlar. Mısır'a vali olarak gönderiliyordu. O zaman arkadaşlar ne çıktı? Mısırla alakalı olan 1 ve 3. 1 ve 3 Mısırla alakalı. O zaman beki kendi içinde parçalayalım. Biz beklemiştik ama hangisi Anadolu'da hangisi Mısır'da diye ayırmamıştık. O zaman Kalenderoğlu Anadolu, değil mi? Canberdi Gazali Mısır, Ahmet Paşa Mısır, Babazunun Anadolu. Eğer Kanuni döneminde bu bek isyanlarında Anadoluyla ilgili bir şeyler olursa, baştaki ve sondaki Mısırla ilgili yani Memlüklü Devleti ile ilgili bir şey olursa, o zaman ne diyecekmişiz? Ahmet Paşa Canberdi Gazali. 10. soruya bakıyorum. Osmanlı Devleti İstanbul'u fethetmeden önce Bizans halkının gönlünü fethetmiştir. Yani bir hoşgörü politikası var. İskan olamaz. İskan yerleştirme. Bu olmaz. Türk Müslüman olmayan bölgelere Türk ve Müslümanların yerleştirilmesi demek. Denge hiç 19. yüzyıldan önce denge siyaseti yok. Merkeziyetçilik yok. Fiskalizm ekonomiyle alakalı, ekonomi, hoşgörü demek, istimal et demektir Osmanlı'da arkadaşlar. Hoşgörü demek, istimal et demektir. 11. soruya bakıyorum. Fatih döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir. Kırım'ın fethedilmesi doğru. Otluk belli, ak koyun, konuştuk doğru. Kanunname-i Ali Osman doğru. Topkapı Sarayı Doğru. Ramazanoğlu Beyliği'ne son vermek. Arkadaşlar bu Ramazanoğlu Beyliği Dul Kadiroğlu Beyliğine bağlı. Dul Kadiroğlu'nu yok edersen Ramazanoğlu'nu da yok edersin. Yani bunlar Yavuz Sultan Selim dönemi gelişmesidir tamam Dul Kadiroğlu ve Ramazanoğlu'nun ortadan kaldırılması. Bu da gitti. İnebahtı Deniz Savaşı'ndan sonra Venedik elçisine biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik falan filan. Kim demişti? Sokullu Mehmet Paşa. En son söylediğimiz not değil mi? En son söylediğimiz not. 13. soru. Bir yorum sorusu Bay Sanki Kanuni'nin Fransa'ya karşı bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisini amaçla da savunulamaz. Ne yapmış Kanuni. Fransa'nın desteğini sağlayabilmek için birçok alanda yardımlarda bulunmuş. Ayrıca 1535 yılında taraflar arasında yapılan anlaşma gereği Fransa'ya çeşitli ayrıcalıklar verilmiş. Şimdi kapitülasyon verilmiş yani. Bu kapitülasyonun amacı, temel amacı ticareti canlandırmak, Fransa'yı kendi yanımıza çekerek Hristiyan birliğini dağıtmak, coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek Fransa'yı İspanya Kralı Şarken'e karşı bir güç unsuru olarak kullanmak kendi yanına çekerek olabilir. Hint deniz seferlerinde Fransa'nın ne alakası var arkadaşlar? Hint deniz seferleri olabilmesi için işin içine kim girecekti? Portekiz girecekti. İşin içine Portekiz girerse ancak cevabımız Hint deniz seferleri oluyordu değil mi? 14. soruya bakıyorum. Bir bilgi sorusu. Balyoz Arkadaşlar Balyoz bilmeyenler not etsin Venedik elçilerine verilen isimdir. Balyoz demek arkadaşlar. Venedik elçilerine verilen isim demektir. Balyoz. Venedik elçisi. 15. Sokulu Mehmet Paşa yukarıda verilen Osmanlı padişahlarının hangileri döneminde sadrazamlık yapmıştır? E demiştik ki 3 padişah. Kanuni'nin son yılları Sarı Selim ve onun oğlu 3. Murat. Hepsine yaptı. Bakın. Bakın tıkır tıkır çözülüyor sorular. Kanuni'nin İran'la yaptığı ilk resmi anlaşma Amasya Anlaşması'dır arkadaşlar. Amasya Anlaşması'dır. Bir test daha bakalım mı? Bir test daha bakalım hadi. Demiş ki Yavuz Sultan Selim dönemi gelişmeleri arasındadır. Memlüklere son verdi doğru. Memlükleri son verince Mısır'ı ele geçirdiyse Baharat yolu denetimi alındı doğru. Doğu Anadolu'daki Safavi etkisinin kırılması yani Çaldıran Savaşı. Çaldıran Savaşı. E bu da Yavuz Sultan Selim dönemi demiştik. O zaman cevap hepsi. Sokulu Mehmet Paşa. Aşağıdaki yerlerden hangisinin fethedilmesi üzerine... 1571 yılında Haçlılar İnebahtı'da Osmanlı donanmasını yapmıştı. Biz nereye almıştık arkadaşlar? Biz Kıbrıs'ı aldığımız için Haçlılar donanma yaktı demiştik. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni dönemi gelişmelerinden biridir diye sormuş. Kıbrıs adasının fethi. Arkadaşlar Kıbrıs adasının fethi demiş. Kıbrıs adasına seferi düzenleyen Kanuni Feti yapan, feti tamamlayan 2. Selim'dir. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi bu Fatih Sultan Mehmet'tir. Ondan sonra 2. Viyana Arkadaşlar 1. Viyana desi olurdu da bak 2. demiş. 2. Viyana kuşatması T 4. Mehmet dönemi. Bu da olmadı. Baharat yolunun denetimi alınması Yavuz Sultan Selim İran ile Amasya Anlaşması'nın imzalanması Kanuni Sultan Süleyman. Dördüncü soru. Kanuni döneminde Hint Deniz Seferlerine katılan denizcilerden değildir. Hadım Süleyman Paşa var. Piri Reis var. Murat Reis var. Seydali Reis var. Turgut Reis yok. Bakın sorulur. Sınavda da sorulur dediğimiz şey burada sorulmuş. Devam ediyorum. İkinci Mehmet döneminde bilim ve eğitim alanındaki yaşanan gelişmelerden değildir. Sahni Seman medresesini kurdu. Doğru. Pek çok bilim adamına sarayda yer verdi. Doğru. Çeşitli dillerdeki kitapları çevirdi. Doğru. Felsefe ve din konularında tartışma ortamı oluşturdu. Doğru. Şu hendeshane, arkadaşlar, batı tarzı açılan bizim ilk okulumuzdur ve önemlidir arkadaşlar. Birinci Mahmut dönemindedir. Şimdi batı tarzı ya Fatih döneminde batı tarzı okul açmayız arkadaşlar. Biz Fatih döneminde batıdan daha iyiyiz. Batı bize örnek alıyor dönemde. Biz batıyı niye örnek alalım? Bu gerileme dönemindedir. Bizim batıyı örnek almamız, batı tarzı stat şu okulu açmamız gerileme dönemindedir. 6. bir yorum sorusu. Bakalım. Bir şey bilmemize gerek yok bu soruyu çözmek için. Altıncı soruyu çözmek için. Yorum sorusuna benziyor. Demiş ki. 1532 Almanya Seferi sonrasında. Avusturya ile imzalanan İstanbul Anlaşması'nda Avusturya İmparatoru. Avusturya İmparatoru. <laughs> e, protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına eşit sayılmış. Ve. Ve. Avusturya İmparatoru barışı bozmadıkça anlaşmanın yürürlükte kalacağı kabul edilmiştir. Buna göre demiş. Sadrazamla padişahın yetkileri eşittir. Öyle bir şey yok. Avusturya üzerinde üstünlük kurulmuştur. Evet. Barış süresi Avusturya'nın davranışına bağlı. Evet çünkü ne diyor bak Avusturya İmparatoru barışı bozmadıkça diyor. O zaman bu da doğru. Hop. Yorum sorusu arkadaşlar. Çok bilgi istemiyor. Doğu Akdeniz'in güvenliğinin tam olarak sağlanması. Şöyle Akdeniz'i düşünürseniz, Batı Akdeniz'de Malta, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs vardır. Kıbrıs'ı alırsanız Doğu Akdeniz'deki güvenliği sağlarsınız arkadaşlar. Tamam? Kıbrıs Doğu Akdeniz güvenliği gibi bir şey görürseniz Kıbrıs diyorsunuz. Hadimül Harameyn-i Şerif yani Harameyn iki şehir, Mekke Medine arkadaşlar. Mekke Medine Şimdi Mekke Medine'yi alan yani Memlüklü devletine son veren kimde? Mekke Medine'nin hademesi, hizmetçisi Yavuz Sultan Selim değil mi? Çünkü Memlüklere son veren, Mekke Medine'yi onlardan alan Yavuz Sultan Selim'di. Şu 13. soruya bakalım. Cem Sultan'a destek verenler nereden biridir diyordu? Cem Sultan'a destek verenler hatırlayalım kimlerdi arkadaşlar? Karamanoğlu demiştik. Karamanoğlu değil mi? Rodos şövalyeleri vardı. Memlük vardı. Bir de Papa vardı. Şıklarda hangisi var? Timur yok, Akkoyun yok, Eyyubi yok, Safevi yok. Cem Sultan'a destek veren hop Memlüklerdir dedik. İkinci Beyazıt döneminde aşağıdaki bölgelerden hangisinde yapılan katliamlar üzerine bölge Yahudilerine karşı İstanbul'u ve Selanik'e ye getirip yerleştirmişler. Bu sefaret Yahudilerinden bahsediyor değil mi arkadaşlar? Sefaret Yahudileri, sefaret Yahudileri neredeki Yahudilerdi? İstanbul'daki Yahudilerdi. Donanma günü, Akdeniz'in Türk Gölü olmasını arayacağız donanma günü. Sosyal bilgiler ve ABT sınavında sorulmuştu. Donanma günü Preveze Deniz Savaşı yılı oluyor. Demiş ki yükselme dönemindeki teşkilatlanma çalışmaları arasında değildir. Kaptanı Derya'nın divan üyesi olması. Burada birazcık kültür medeniyet de bilmek gerekiyor. Divan başkanlığının sadrazama bırakılması, Fatih. Bunlar kültür medeniyet konusu arkadaşlar biraz. Topkapı Sarayı'nı biliyorsunuz. Sahne saman Fatih de biliyorsunuz. Ocak ifadesi bizi her zaman 1. Murat'a götürür arkadaşlar. Unutmayın. Kapıkulu Ocağı'nda zaten 1. Murat kurdu. Tamam Şuradaki sorulara bakalım. Osmanlı Devleti'nde Avrupa'yı Balkanlara bağlaması nedeniyle Orta Avrupa'da yapılacak fetihler için yani Macaristan'da yapılacak fetihler için biz nereyi üst tutmuştuk arkadaşlar? Nereyi üst tutmuştuk? Belgrad'ı değil mi? Belgrad'ı aldıktan sonra Orta Avrupa yani Macaristan'ın ünü açılmıştı. Fatih'ten bahsetmiş. Otluk Beli Savaşı demiş. O zaman cevap Ak koyunlarla yapılıyordu değil mi? Ak koyunlarla yapıldığını. Bakın notla ne söylediysek hepsini kullandık. Hepsini kullandık. 10. soru bir yorum sorusu. 2. Mehmet fetih hazırlıklarını yaparken Bizans İmparatoru Konstantin Katolik ve Ortodoks kiliselerini birleştirmeye çalışmış. Ancak Bizans'ın yüksek dereceli memurlarından Lukas Notaras İstanbul'da Latin külahı görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederiz demiş. Yani gelmesin de demiş Katolikler gelmesin demiş. Ee, biz Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz diyor. Buna göre demiş Hristiyan dünyasında dini hoşgörü olduğunu çıkartamam. Avrupa'da mezhep çatışmalarının sona erdiğini çıkartamam. Osmanlı Devleti'nin din ve vicdan hürriyetine daha önem verdiğini adam kendi dininden olan katoliği istemiyor. Demek ki biz daha fazla önem vermişiz diyebiliriz. Fatih'in kullandıklarından değildir. Kaiser kullanıyor, Sultan kullanıyor. Ee, arkadaşlar Fatih Sultan Han kullanır. Hakanül Bahreyn denizlerin hakimi kullanıyor. Kaan bu arkadaşlar İslamiyet öncesinde artık. Bunlar İslamiyet öncesinde. Arkadaşlar 1 iki dakika bir değerlendirme yapalım. Ondan sonra Vedalaşalım tamam Ama 1-2 dakika beni bir dinleyin. Şimdi e, şu an yazdıklarınız bana gelmiyor arkadaşlar. Bir şey yazıyorsanız. Bakın. <laughs> şurada şu kadarcık bir çalışma arkadaşlar. Bakın bir seneyi. Bu şekilde yapabilirseniz tarih eziyet olmaktan çıkacak. inanın eziyet olmaktan çıkacak. Bakın 20-25 dakikalık hatta 25 bile değil 20 dakikalık bir şöyle bir konut araması yaptık. Bura önemli, bura önemli, bura önemli. Buraya dikkat edelim dedik. Ve şurada arkadaşlar bizim hocam sen demedin ama böyle bir şey. İki tane test çözdük. Zaten o kadar test var. İki testin ikisini de tıkır 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 götürebildik. Yani nasıl çalışalım? Nasıl çalışalım diyorsunuz ya ben nasıl çalışılması gerektiğini göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Böyle çalışmak lazım. Çok az konu, bolca soru. Bakın 3-4 test daha çözün. O kadar eliniz alışacak ki çünkü hep aynı şeyleri söyleyecekler. YouTube'da var hangi KPSS YouTube kanalında? Arkadaşlar YouTube videolarım da benim böyle 49 tane video. Tamam. Özellikle sayısalcılar, özellikle öğretmen adayları, lütfen bu şekilde çalışın. 20'nin üzerinde çok rahat net yaparsınız. Tamam. Ee, arkadaşlar, yayınlarımız devam edecek. Tamam. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi akşamlar.